Hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar, ben Yunus'u. Bugün sizlerle, evet, uzun zamandır video atmıyordum, yani 10 gündür falan video atmıyordum ama bundan sonra her gün video gelmeye devam edecek arkadaşlar. Biraz hasta oldum falan filan, sınavlarım vardı, değişik değişik olaylarım oldu. Ya açıkçası baya bir şeyler oldu, boş verin siz, çok da önemli şeyler değil. Yayınları devam ediyoruz ama yine bundan sonra da videolara devam edeceğiz. Yani her gün bir video gelecek, bakalım nasıl olacak ama bundan sonra daha düzgün videolar atmaya çalışacağım, onu söyleyeyim. Yani bayağı uğraşacağım bundan sonra, her gün video gelecek. Neyse, dönüşe özel bir güzel like atarsanız sevinirim. Onun haricinde arkadaşlar size şunu söyleyeyim. Yani FIFA'da bayağıdır neler yaptığımı merak ediyorsunuzdur ama ondan önce şöyle bir haberim var arkadaşlar sizlere. Ben biliyorsunuz ki akşamları yayın yapıyorum. Saat 7'de yayın yapacağım bu akşam. Sizin de gelmenizi istiyorum. Saat 7'de yayın yapacağım. Ve bizim bir çekilişimiz var, biliyorsunuz ki, bilmiyorsunuz gerçi bunu. Geçen ay 100 kişiye çekilişi kazandırmıştık. 100 kişi FIFA Points kazanmıştı. Ve bu ayda bakalım 100 kişiye daha kazandırmaya çalışacağız. Belki de daha fazla ya da daha az olur, bilmiyorum ama yine de en az ben diyeyim ki 75 kişi diyelim ama belki de 100 kişi de olur, belki daha fazla olur, bilmiyorum. Bu sizin oraya gelip katılımınıza bağlı. Yani aşağıda açıklama kısmında Küp TV var. Saat 7'de canlı yayındayız. Oradaki linki takip edeceksiniz. Yani oradaki benim kanalı takip edeceksiniz. Şöyle bir uygulama, Küp TV diye bir uygulama. Bilgisayardaysanız indirmenize gerek yok. Ama tablette, telefondaysanız Küp TV aşağıda açıklama kısmında var. İndirebilirsiniz ve beni YBJ olarak takip edin. Oradan çekilişe katılmış oluyorsunuz. Ve şunu da söyleyeyim açıkçası. Birinci kural sadece takip etmek, bu kadar basit. İkinci kuralı da saat 7'de gelin. Öğrenirsiniz, sıkıntı yok. Yani saat 7'de geldiğinizde ikinci kuralı da öğreneceksiniz. Sadece iki kural var. Birincisi takip etmek, ikincisi de geldiğinizde öğreneceksiniz. Geçen ay 100 kişiye sorunsuz bir şekilde FIFA pointlerimizi ulaştırdık. Bayağı bir zorlayıcı oldu benim için ama bu ay yeniden başlıyoruz. Bakalım 100 kişiden de fazla olabilir. Bakalım, inşallah güzel olacak. Geçen ay başarılı bir şekilde yaptık. Zaten son 15 günde yapmıştık. Bizde bu da çok daha uzun sürmeyecek. Az sürecek, daha az sürecek yani. Bakalım, siz de gelin, direkt katılmış olursunuz. Çok basit yani. Neyse, takip etmeyi unutmayın. Saat 7'de bu akşam 7'de yayındayız. Onu da söyleyeyim. Evet. Şimdi biliyorsunuz ki 10 gündür yoktum. Biri demiş öldü. Şimdi yazsınlar, şerefsiz ipine geri döndü. Neyse. 90 gen 120 kimyadayız. Aslına bakarsanız ben 91 gen 120 kimyayım. Ama nasıl olduğunu şöyle söyleyeyim, özetleyeyim. Bakın, Manzukic bizde 91 gen beceri boostu ile birlikte. Değiştir diyelim. Bakın, şu da 92 gen. Gördüğünüz gibi ikisi de 92 gen. Manzukic 91. Bu da 92 diyelim mesela, koyalım. Gördüğünüz gibi bir genle bile 91 gen olabiliyoruz. Fakat mağduran şöyle bir durum teşkil ediyor. Bir gen düşüyoruz yani bu kadroda. Bir gen yükseldik mi 91 gen 120 kimya oluyoruz. Yani güzel gidiyoruz açıkçası. Efsane 2'ye de çıktım, gördüğünüz gibi. Kolay oldu yani açıkçası. Pro 2'ye çıktım. Pro aslında ben burada bence dünya birincisi bile olabilirim. Bunun serisi gelsin mi yorumlar kısmına yazın. Çünkü 95 genle 90 gen arasındaki kapışma çok zor olacağını zannetmiyorum. Çünkü 85 gen bile adam gelip 90 genli adamları yenebiliyor. Ya da ben 92 gen bir adamı çok rahat 2 golle yendiğimi biliyorum. Ondan dolayı 95 gen adamı da yenme şansın zaten çok var yani, yok değil. %50-50 şansın var. Ondan dolayı ben bu adamları da yenebileceğimi düşünüyorum. Tabii ki el alıştırması gitgide arttıkça çok da kolay olacak. Ben bunun serisini yapayım mı? Çünkü gerçekten FIFA'da yapacak bir şey yok. Bunun serisi yapılır bence, dünya birincisi oluyoruz diye. Bence bunun serisini yapalım. Sizce yapalım mı? Bunu yorumlar kısmına yazın. Onun haricinde bu arada banyodan yeni çıktım ben. Saçlarım biraz ondan dolayı kabarık. Kusura bakma, yapacak bir şey yok. Bunun serisi yapalım mı? Yorumlar kısmına yazın. Canlı yayınlarda da kasarız. Onun haricinde şunu söyleyeyim. Bana 750'lik paketten Harry Kane gelmişti. Bunu hatırlayanlarınız vardır. Fakat onun haricinde beni şaşırtan bir olay daha olmuştu. Bana 60'lık paketten, şu 60'lık haftanın takımı var ya. Şuradan göstereyim hatta. Zaten çıkma anında göstereceğim şimdi sizlere. Şurada 60'lık bir paket oluyor. Şurada yüzlüğün haricinde 60'lık. Oradan bana şöyle göstereyim bir saniye. Şu an ekranı şey yapamayacaksınız. Şöyle göstereyim ben direkt. Gördüğünüz gibi 60'lık paketten zaten arkadaşlar şunu söyleyeyim. Bu haftanın takımı
Çıkma olayı, hilesi nedir? Bunu anlatayım şimdi sizlere. Bakın burada şöyle bir durum oluyor. Ben şunu açıkçası ve net bir şekilde söyleyebilirim ki açtığınız paket 750'lik bile olmasa bu potun puanını vermeyince 80 üstü bir oyuncu alamıyorsunuz. Bunu nasıl kanıtlayabilirim sizlere? Şöyle söyleyeyim. Bakın bu potun puanları var ya, düşük bir paket bile olsa 5 ile 10 arası geldiği zaman 78'lik, 79'luk bir oyuncu geliyor. 10 ile 20 arasında geldiği zaman bu potun puanlarından 80, 81, 82, 83 ken arası bir oyuncu geliyor. 20 ve üstü geldiği zaman, yani 20 ile 30 arası geldiği zaman yani en üstten bir düşüğü, yani ya bu Mayank gibi bir oyuncu geliyor. Yani 88'lik var ya en yüksekte, 86'lık bir düşüğü geliyor. Yani iki düşüğü falan işte, öyle düşünün. 30'un üstüne geldiği zaman en üstü, yani en iyisi çıkıyor. Bana mesela 33 potun puanı verdiğinde 88'lik Kane çıktı. Ben çünkü şuradan da örnek verebilirim. 500'lük paket açıyorum. Potun puanı bir tane bile vermiyor. 71'lik bir tane oyuncu veriyor. 60'lık paket açıyorum. 27 potun puanı veriyor ve Aubameyang veriyor. Oradan da pay biçebilirsiniz. Ya da ben 750'lik bir paket açtığımı hatırlıyorum. Sadece 5 tane potun puanı verdiğinde 78'lik bir oyuncu verdiğini biliyorum. Yani buradan pay biçebilirsiniz. Paket açılımlarında potun puanı ne kadar yüksek verirse o kadar yüksek oyuncu veriyor. Onu söyleyeyim. Yani iki oyuncudan ben de güzel kar edeceğim. Açıkçası Kane ilk çıktığı günlerde 2,5 milyon coin'sti. Şimdi 3,5 olmuş. Aubameyang da zaten biliyorsunuz ki 11 Aralık'tan sonra, yani yarın dan itibaren satılmaya başlayacak. Kane bakalım gitgide pahalaşıyor. Pahalılaşıyor. Şöyle Kane yazalım acı. Sonra 88 gördüğünüz gibi, bir dakika tak tak yaz. Evet. Bakın 3,5 milyonu yükseldi. 3,5 milyondan aşağı yok. 3,5 gördüğünüz gibi 3,502, 520. Yani şöyle söyleyeyim. Ben 3,500'e satanları gördüm. 3,570 bine de satılıyordu ama şu an bu fiyatlarda. Yarından sonra daha da pahalılaşacağını düşünüyorum. Ondan dolayı şu anlık satmıyorum. Onu satacağım. O 4 milyona falan çıkacağını düşünüyorum. 4 milyonu onu satacağım. 6,5 milyon coins'imiz olacak. Aubameyang'da satılınca da direkt onu satacağım zaten. 8,5 milyon, 9 milyon falan coins'imiz olacak ve onunla da yeni bir gelişme yapmak istiyorum. Kadromu daha çok geliştirmek için. Çünkü pro teke tek de ben pro teke tek ne ya? Teke tek de ben dünya birincisi olma serisini başlatıyorum. Yoksa biliyorsunuz ki FIFA'da yapacak pek bir şey yok. Ve bu saran bir muhabbet. Gerçekten dünya birincisi olma yolculuğu. Ancak şu zamanlarda yapabiliriz. Yani 110 genel adamlar oraya çıktığı zaman biz yapamayız onu diye düşünüyorum. Bence Smoti de çok uğraşmadı. Yani çok uğraşmamı, yani adam para yatırıyor işte, amına koyayım, anladınız işte. Ondan dolayı pro'da şey teke tek de çok uğraşması gerekilen bir şey olduğu için ona uğraşmamıştır diye düşünüyorum. Para yatıran adamlar pek uğraşmıyor. O yüzden tokatlarız yani, anladınız mı? O yüzden de bakalım güzel bir seri olacağını düşünüyorum. Bakalım yarın yeni belki ilk bölümü gelir, sizin isteğinize bağlı tamamen. Neyse bakalım nasıl olacak, göreceğiz. Bundan sonra böyle dünya birinciliği yolculuk serisi gelecek. Güzel olacak inşallah. Bu arada neyse, onu da söylemeyeyim ya, boş verin. Hadi siz de çekilişe katılmak istiyorsanız aşağıda açıklama kısmındaki sayfayı takip edin. Hepinizi bekliyorum. Hoşça kalın. Saat 7'de gelmeyi unutmayın. Bu video böylelik olsun. Bir dahaki videolarda daha güzel içerikler gelecek. Bu sadece dönüş videomuz diye düşünün. Hadi bakalım. Hadi görüşürüz.